Korsanlar Partisi diye bir parti duydunuz mu? Evet, duydum, biliyorum. Nasıl bir parti? Son bir iki senedir bayağı aktif durumda Almanya'da. Daha çok genç kitlelere hitap eden bir parti. Bu internet özgürlüğü olsun, genel özgürlükler olsun, daha çok bu konularla ilgilenen bir parti. Şimdi bütün partilerde böyle bir araya toparlanmış merkezi bir parti diyebilirsiniz. Duymadım. Raten. Duydum ya. Duymadım öyle bir şey be. Yok, duymadım şimdiye kadar. İlk defa duyuyorum. Korsanlar Partisi diye bir parti duydunuz mu? Duymadım. Yok, duymadım vallahi. Yani öyle genel olarak duydum öyle bir partinin olduğunu ama hedefleri nedir, ne düşünceye sahipler onu tam bilmiyorum. Duymadım. Evet, duydum. Tam ne olarak yaptıklarını bilmediğim için bilmiyorum yani. Okula önem verdiklerini duydum ama nasıl verdiklerini bilmiyorum. Yani tam cevaplayamayacağım ben bu soruya. Benim görüşüm bir protesto, yani Almanya'daki insanların protestodan dolayı şu anda galiba %10 ile %12 arasında gösteriliyor araştırmalara göre. Ve genç kitlelerin diğer muhafazakar parti olsun, sosyal demokratlar olsun, bunların programlarıyla yani hiç bir şey bağdaştıramadığından dolayı ve internetle bütün gençlerin ilgilendiğinden dolayı Korsan Partisi'ne daha çok yönelen gençler olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bir ekip olarak toplandıklarının farkındayız. Biraz da ırkçılığı savunduğunu düşünüyorum. Ve halkın istedikleri ne olduğunu araştırarak bir araya gelerek bu partiyi bu şekilde destekleyenler çoğu olduğuna inanıyorum. İnsanların galiba düşüncelerini manipüle yapıyorlar bir yönden. Yani biraz bilmiyorum, oyun oynuyorlar galiba ama çıkar bağlım sonra, ne diyeyim. Genel olarak internetteki sınırlamaları, özellikle bireysel özgürlüklerin sınırlandırılmasına karşı olduklarını biliyorum. Bunun da kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü internet insanlara daha eşitlikçi bir alan ya da platform sunuyor. Televizyon ve gazetenin dışında. Çünkü gazetede dinleyicilerin, okuyucuların tepkileri pek fazla yansımıyor. Aynı şey televizyon için de geçerli. Ama internette direkt hem izleyebiliyorsun hem reaksiyon gösterebiliyorsun. Yani daha eşitlikçi bir platform alanı sunuluyor anlamda. Bu yüzden kesinlikle çok önemsiyorum ama genelde yeterli değil belki. Daha gelişecekler ama yine de yeniler önlerinin açılması gerektiğini düşünüyorum. Siz de oy kullanırken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Bütün seçmeni, efendime söyleyeyim, ciddiye alan insanları destekliyoruz. Benim için önemli olan burada sonuçta Türk asıllıyız. Alman vatandaşı olmamıza rağmen. Benim için ilk başta gelen yabancıların, özellikle Türklerin, Türk olsun, Kürt olsun, yani sonuçta Türk vatandaşı olan insanların haklarını savunan, genel hakları savunan ve belli başlı özgürlükleri de savunan partiye ben daha çok oyumu vermeyi düşünürüm yani. Daha çok demokrat olmasını, sola yönelik düşünce olarak sola daha yakın olmasına bakıyorum tabii. Mesela Die Linke'leri genelde şey yaparım, seçerim. Ülkemiz için yararlı olup olmadığına dair o kriterlere bakarım daha fazla. Tabii ki bizim buradaki yaşayan Türk vatandaşlarımızı ilerleyebilecek bir kriter olması lazım ki uymam lazım. Türk vatandaşlar için hangisi uygunsa ona
SPD diyorlar. Ben fazla takip etmiyorum ama SPD'ye veriyorum. TDU'yu kesinlikle tavsiye etmiyorlar.